Bilanço son yaşananlar, gece boyu yaşananlar ekrana geldi. Şimdi Siderot'a gideceğiz. Gazze şeridinin sınır noktası. Orada da şiddetli çatışmaların olduğuna şahit oluyoruz. Bombardıman zaman zaman Hamas kanadından, Filistin kanadından geliyor. Bugün 10. gün. Ebru Balıkçı'ya gidelim. Oradaki son gelişmeleri, neler yaşanıyor? Kara harekatı ile ilgili gelişmeler neler? Hala sevkiyat sürüyor mu? Tank sevkiyat, askeri sevkiyat. Onları aktaracak bizlere Ebru, sendeyiz. Osman, biz sınırın sıfır noktasındayız. Girebileceğimiz kadar da girdik. Gazze şeridine en yakın noktadayız. Buradan sonrasına polis girmemize izin vermiyor. Hemen size yetkin torlak göstersin şimdi o polis kontrol noktasını. Buradaki İsrail polis kontrol noktasını aşmak mümkün değil. Daha ileriye girmemize izin verilmiyor. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor dedik. Oradan gelen görüntüleri biz sadece sosyal medyadan ve içeride bulunan birkaç televizyondan ya da ajanstan alabiliyoruz sadece. Ancak Gazze'den yükselen dumanları şu anda sizlere kameraman Yetkin Torlak gösterecek. Burası Gazze'ye biraz da mesafesi olan bir yer. Çok yakın bir yerde değiliz. Birkaç kilometre var aramızda. Fakat göğe yükselen dumanları görebiliyorsunuz. Gazze hala yanıyor. Oraya hala İsrail ordusu bomba atmaya devam ediyor. Uzak bir noktada olmamıza rağmen şu an gökyüzüne yükselen o kara gri dumanları görebiliyorsunuz. Daha fazlasını göstermek isteriz. Ancak polis kontrol noktasından hiçbir şekilde daha ilerisine geçmemiz mümkün değil. Şimdi biraz da yürüyerek gösterelim etrafı. Burası çatışmaların ilk başladığı yerlerden biri. Yani İsrail'in içi olmasına rağmen İsrail ordusuyla Hamas bu noktada çatışmıştı. Bu İsrail'in beklemediği bir saldırıydı, ani bir saldırıydı ve tarihindeki en büyük saldırılardan da biriydi. O nedenle şok etkisi yarattı ve anında karşılık da verdi İsrail ve bir savaş ilan edildi. Şu anda 10. günündeyiz biz. Şöyle çevreden görüntüleri ekrana gösterelim, ekrana getirelim. Hala askeri araçları görüyorsunuz, zırhlı araçlar var ve bunlar Gazze sınırına doğru giden araçlar. Zaman zaman konvoy halinde gidiyorlar. Zaman zamansa böyle teker teker gidiyorlar. Ancak şunu söyleyebiliriz ki gün boyunca hiçbir zaman burası boş kalmadı. Bu yoldan sınıra doğru askeri araçlar götürüldü. Sürekli otobüslerle, sivil araçlarla dahi askerler götürüldü bu noktadan. Ve hala götürülmeye devam ediyor. Burası sınıra giden yol. Birkaç yol var sınıra giden. Ancak dediğim gibi polisin izin verdiği nokta bizim şu anda bulunduğumuz nokta. Yani buradan daha da ötesine gidemiyoruz. Burası çatışmaların da başladığı yer olduğu için halk da burada İsrail ordusuna destek vermek için toplanıyorlar zaman zaman. Gün boyunca hemen şu gördüğümüz ileri noktada siviller vardı ve o siviller burada askerlere yiyecek içecek getirmişlerdi, destek veriyorlardı. Araçlarından da son ses, müzik sesleri geliyordu. Aynı zamanda da yine buranın milli marşları okunarak askerlere destek mesajı veriliyordu. Ancak geçtiğimiz dakikalarda burada bir yağış başladı. Şu anda durdu fakat yağış sebebiyle onlar da toplanıp gittiler. Aralarında kadınlar da vardı, gençler de vardı. Bunu da söylemek isterim. Gün boyunca İsrail askerlerine burada sivillerin desteği oldu. Bu arada burası gün boyunca roketlerin de hedefiydi. Hamas burayı bombalamaya, roketlerini atmaya devam etti. Korku dolanlar da yaşandı. Görüyorsunuz yine bir askeri araç. Buradan sürekli askeri araçlar geçiyor. Zaman zaman dediğim gibi konvoy halinde. Zaman zamansa tek tük geçiyor burada ama hiçbir zaman boş kalmıyor. Artık kara harekatına çok kısa bir süre kaldı diye tahmin ediyoruz. Çünkü İsrail günlerdir saat vererek kara harekatını işaret ediyordu. Son olarak da hava durumunu işaret etmişti ve güvenlik uzmanları da hava eğer ki bulutlu olursa operasyonun gecikmesi de normal demişti. Çünkü İHA'ların ve yine aynı şekilde uçakların görüş açısı daraldığı için hava bulutlu olduğunda kara harekatıyla hava harekatı eş zamanlı yapılacağı için bunun riskli olabileceği ifade edilmişti. Bunu da söyleyelim. Bugün burada hava durumu yağışlı ve aynı zamanda da hava bulutlu. Zaman zaman güneş de açtı oldu fakat burada daha çok havanın bulutlu olduğunu söyleyebiliriz. Tam da bu bulunduğum noktada işte siviller vardı ve siviller burada askeri araçlar aynı zamanda polis araçlarına gün boyu destek verdiler. Şu anda da hala bu yolun hareketli olduğunu söyleyebiliriz.
diyebiliriz. Bir yandan da yine savaş uçaklarının sesini duyuyorum. Yine İHA'ları da gördük. Bugün bir kez gördük sadece İHA'ları. Ancak gördük, onu da söyleyelim. Hemen bu tarafımda da bir polis kontrol noktası var. Yetkin Torlak sizlere gösteriyor. Zaten şu an baktığım her yerde polis kontrol noktası var. Çünkü burası İsrail-Hamas savaşı için simge bir nokta diyebilirim. Arkada araç var. Simge bir nokta çünkü burası çatışmaların başladığı nokta. Bu nedenle burada yoğun güvenlik önlemi var ve sivillerin de burada kendi ordularına desteklerini görebiliyoruz. Hemen arka tarafımda gördüğünüz polis ekipleri her yerde ve buradaki kontrolü sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü burada bir şok etkisi yarattı. İsrail'in sınır bölgesi de olsa içinde bir noktada Hamas'ın saldırısı oldu ve burada çatışma yaşandı. Savaşta böyle başladı aslında ve bugün de 10. günündeyiz artık savaşın ve artık kara harekatına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak birkaç gün sonra başlaması bekleniyor çünkü hava durumu müsait değil. Aynı zamanda İsrail'e tam anlamıyla bir destek de yok kamuoyundan, dünya kamuoyundan. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri biraz daha beklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Kara harekatı için bunu da söyleyebiliriz. Zaman zaman siviller de durup burada dediğim gibi hem bize zaman zaman tepki gösterebiliyorlar hem de ordularına destek veriyorlar. Bir araç yaklaştı. O yüzden ben sözü gerilim olmadan size bırakayım. Gelişme olursa yeniden buradan bağlanırız.